bilgileri aktarmak istiyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü, proje sorumluluğunu ise Yılmaz Aydın üstlendi. Her şey işte bu ilk adımla başladı. Erciyes'in doruklarına sevdalı, ağır naslı bir çocuk nasıl hayal edebilirdi ki tüm bu yaşayacaklarını? En büyük gururum, devlet-i aliyenin garip bir neferi olmaktı. Avaziyi bu aleme Davut gibi sal. Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Büyük divan şairi Baki'nin unutulmaz dizeleri. Eşhedü en la ilahe illallah. Mimar Sinan Süleymaniye'nin yapımında bina emini olarak da görev yapan Baki'nin bu mısralarını okuduğunda ne düşündüğünü bilemeyiz ama mimarların pirinin bıraktığı bu hoş sadayı bugün tüm insanlık büyük bir hayranlıkla yad ediyor. Koca Sinan'ın baki kalan bu kubbede bıraktığı sesi ise İstanbul'dan Halep'e, Mekke'den Budin'e kadar Osmanlı'nın ayak bastığı her bir köşede yankılanmaya devam ediyor. Osmanlı Devleti'nde alemin sığınağı 4 padişaha hizmet vererek şeref kazandı. Kubbeleri yandıran yamaçlarını ve ben Süleymaniye'ye her baktığımda Erciyes'i gördüm. İstanbul'da doğumunun olduğu, doğduğu memleket Kayseri Ağırnaz'da, Kudüs'te, Mekke'de ve Edirne'de çekimler yaptık. Türk mimarlık tarihinin önemli bütün uzmanlarıyla Mimar Sinan konusunda kitap çalışması yapmış, mimari üslubuna yaşamını çok iyi bilen uzmanlarla Supi Saatçı, Demet Binan, Sinan Gelim'le, Afife Batur'la, Selçuk Mülayim'le röportajlar yaptık. İstedik ki Türk mimarlık tarihinin çok önemli böyle bir üstadını, 95 yıllık hayatını, devlet-i aliyede çok üst makamlara gelmiş bir Kayseri Ağırnaz'dan çıkan bir yolcunun bütün dönemlerini izleyiciyle buluşturalım. Ağır bir çalışma oldu, büyük desteklerle yapılan bir çalışma. Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı'nın Sinema Genel Müdürlük desteğiyle yaptık bu projeyi. Şimdi de artık Anadolu'da, Türkiye'nin her yerinde izleyiciyle buluşmasını istiyoruz ki böyle bir mimari üslubu o zaman da 1500-1616. Yüzyılda yaşamış, yaşatmış, bugünlere bütün eserleri sağlam bir şekilde gelmiş bir mimarımızın bütün hayatını ve bu eserlerini insanların her yönüyle görüp örnek alması.